Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul 3 şirketten olağan dışı fiyat açıklaması istedi. Bu haberler için yapıyoruz biliyorsunuz. Hepiniz borsa yatırımcısınız ve takip etmeniz gerekiyor. Hem böylece olağan dışı hareketli olan şirketleri öğreniyorsunuz ve yatırımlarınızı bunlara göre yönlendiriyorsunuz. Hem de yapılan açıklamaların ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu para bilgi kanalında verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Kanalımıza da abone olursanız arkadaşlar bizi çok mutlu edersiniz. Küçük bir kanalımız var. Büyütmeye çalışıyoruz. Bize bu konuda lütfen yardımcı olun arkadaşlar. Evet dostlar Borsa İstanbul 3 şirketten olağan dışı fiyat açıklaması istedi ve özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edildi şirketlerden. Açıklama talep edilen şirketler Güler Yatırım Holding, Türk İlaç ve Serum, Europap, Tezol, Kağıt oldu arkadaşlar. Evet bu 3 hisseden olağanüstü fiyat açıklaması istendi. Haftanın son işlem gününde belirtilen 3 şirket ayrı ayrı konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlığıyla yapılan açıklamalarda Şirketlerimiz paylar üzerine gerçekleşen fiyat ve miktar şirket hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği kapsamında şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır ifadeleri yer aldı. Evet 3 iş şirkette beklenen açıklamasını yaptı arkadaşlar. Peki bu hisselerin olağan dışı olacak durumu neydi? Bu Bununla ilgili de hemen bilgimizi yapalım. 18 Kasım Cuma günü Hisselerin kapanış fiyatları şöyle arkadaşlar. Güler Yatırım Holding %4.15 değer kaybetti arkadaşlar. Evet 6 lira 46 kuruştan kapattı cuma gününü. 5 günlük durumda ise farklı bir durum söz konusuydu. Güler Yatırım Holding son 5 günde de arkadaşlar %13.33 gibi bir değer kazandı. İşte bu değer kazanırken bir anda 4.15 eksiye dönmek Borsa İstanbul bu yüzden fiyatlardaki bu oynatlık dolayısıyla bir olağan dışılık bir durum var mı diye soruyor arkadaşlar. Türk İlaç ve Serum arkadaşlar günü %6.05 değer kaybıyla kapattı. Aynı şekilde 11 lira 18 kuruştan. Ve biliyorsunuz Türk İlaç e, o haberi yapmadım Cuma günü yoğunluk dolayısıyla ama çok fazla devre kesiciye maruz kaldı. Devre kesici uygulandı hisselerde. Ve Türk İlaç'ın zaten 5 günlük kaybı da arkadaşlar %8.36. Keskin satışlar ve oynatlık söz konusu hissede. Europa Tözol Kağıt arkadaşlar e, Cuma gününü tavanda kapattı. %9.93 değer kazandı ve başlangıç itibariyle sert alışlarla başladı ise Ve bundan dolayı da e, büyük bir ihtimalle olağan dışı bir durum var mı diye bilgi istendi hisseden, hisseden. Hissenin 5 günlük kazancı ise %15.54 arkadaşlar. Evet dostlar. Biz borsadan ve kap haberlerini vermeye devam edeceğiz. Lütfen bunları yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve de bize yardım etmek istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini lütfen açınız arkadaşlar. Evet, hepinize bol bol kazançlar.